Ne oldu? Ne oldu? Dur. Oi, Adrian. Ah! 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 Ah!
İsmim Erişan Kuruca, Konya Halkapınar, Kayasaray Mahallesi'nde ikamet etmekteyim. Evliyim, 3 çocuğum var, 2 oğlan 1 kız. Küçükbaşla uğraşıyorum. Ana geçim kaynağımız küçükbaş, keçi usulatı. Yan gelirimiz kiraz var, diğer hususlar var. Bunlarla geçim sağlıyoruz. Halkapınar Kayasaray Mahallesi'nde ikamet ediyoruz. Bulunduğumuz köy mahallesi olarak evvel köydü, şimdi mahalle, büyükşehire geçtik. Köyümüz Aydos Dağı'nın eteklerine yakın, Aydos Dağı'ndayız, zirveye yakınız. Zaten bulunduğumuz köy en son köy. Rakam 1700 rakım, yüksek bir rakım. Çocukluğumdan beri ben bu küçükbaşla uğraşıyorum. Babamın zamanında biraz malımız vardı, 150-200 kadar. Onu sattık ben askere gidince. Tekrar askerden geldikten sonra evlendim, tekrar bu işe soyunduk. Bu iş üzerine devam ediyoruz. Bu tüfek ikinci bir çoban. Yani tüfek olmadığı zaman kurt geliyor. 3 de köpek olsa, 2 de çobanım olsa sonuçta yine alıyor. O yüzden tüfek bizim olmazsa olmazımız. Tüfeksiz adım atamayız. Çünkü kurt bir malı çektiği zaman bilmem şu lira, 3 lira, 5 lira. En ufak malı 3 lira, 5 lira. Zararımıza. Biz bu, onun yüzünden niye gezelim de? Biz öyle geziyoruz yani. Devletimize sağ olsun bu sene kurt bıraktı dağda. Her taraf kurtmuş. İşte bu yıl bıraktı. Domuz popülasyonu artmış da onu düşürmek amacıyla bırakmış. Domuza hiç zararı yok. Olan biz oluyor. Oynakuz oluyor işte. Biz de ne yapalım? Tüfeksiz, silahsız gezemiyoruz. Silahsız gezdiğimiz zaman köpekleri illa uyuduyor, çakıyor. Karşılaştık. Geçen gün 2-3 defa karşılaştık. Daha 10-15 gün, 2 hafta öncesi 10 tane grup geldi. Silah olmayaydı işimiz bitti. Köpeklerin üstüne yarıyoruz mu köpekler kaçıyor. 10 tane köpek ne yapsın? Sarı güzel, 4-5 yaşında sarı, güzel bu köpeğimiz. Cinsi malaklı ile kangal karışımı onun. Öbür enikleri de yeni yetiştirdik, 1,5 yaşlı. Onun birinin ismi Güdük. Onlar birinin ismi Albay. Onlar da üçü de zehir gibi. Kuş uçurttukları yok. Burada acayip gidiyorlar. Enikler şey, kespere. Arı değil. Fakat bizim burada kespere cinsi köpek arıdan daha iyi iş yapıyor bizim için. Daha sadık oluyor, daha mala hevesli oluyor. Kurtçul. Kurtçul. Hele kespereler acayip kurtçul. Sarıdan daha şey, keskin, kesme enikler. Acayip de kurtçullukları var. Çok da sadık bir hayvan. Kulaklarım güzel.
Niye keçi? Ben gözümü keçide açtım. Keçiden başka hiçbir şey de açmadım. Gözümü hani bunun içinde yoğrulduk, bunun içinde çekirdekten yetiştik. Hamurumuz, madenimiz, şeyimiz bunun üzerine olunca şimdi benim gözümde başka bir şey yok. Ha büyük başta taşıdık fakat büyük baştan bir şey kazanamadık. Tekrardan bu işe soyunduk. Bu işin en zor yanı yağışlı havada yere beraber bizim burada acayip sis oluyor. Yere beraber sis olduğu zaman en zor yanı o. Onun haricinde mesela şu havada açık hava. Her tarafı görüyorsun. Malını görüyorsun. Burada kuşa karşı görüyorsun. Ama sisli havada hiçbir şey görmüyorsun. Gözünün önünü daha göremiyorsun. İşte o kısım zor kısım. Köpeklerin dezavantajı da orada giriyor işin içine. Dezavantajı orada giriyor. Köpeklerin iyi olmazsa orada yedirirsin. Emeğimiz boşa gider. Bunun yılanı yayıyoruz. Bir doğumuna yakın 10-15 gün, bir ay bir evde çıkarmayız. Doğum yaptıktan sonra uzulama dönemi başlar. Ondan sonra tekrardan devam yayılmaya. Yemini samanını daha yeme zamanı başlamadık. Havalar iyi. Uzulamasına da bir ay kaldı ya. Şu 10-15 gün içerisinde yeme başlayacağız. Yemini başladıktan sonra devam ederiz. İşte sabah çıkarır, sabah yem evde yer, akşam da yer, öğlen yemini dağdan yayıyoruz. Yılanı kayıp biz gidiyoruz. Hiç durmak yok bizde. Dipi dipilesin, kar yağsın, 1 metre karın içinde götür. Yayılmam demez. Bu yayılır. Bunun zorluğu bu. Artık sırtını kavu giyeceksin, sıkı giyeceksin, yayacaksın. Başka bir şey yok. Diğer koyuna göre yem masrafı yok. Koyun sığır gibi yiyor. Ama bu öyle değil. Bu çok masrafı düşük. Çok az bir düşük şey var, masrafı var. Gideri de var. Ama koyuna göre geliri de az, gideri de az. Koyunu fazla. Bununki, ya ben bunu seviyorum ya. Bununla doğmuşum, bununla geç geliri de olmasa bu bir işini severek yapman başka. Şimdi zorla bir adama başka bir şey yaptırabilirler mi? Yaptıramazlar. Ben bunu seviyorum ya. Bununla doğmuşum, bununla yaşamışım. Hiç kârı da olmasa benim geçim kaynağım. En azından muhtasına geldiğim zaman insan bir neşe buluyor. Yani bir tane daha var.
Burada zaten aile olmak, aile olmadığın zaman bu işi yapamazsın, yürümez. Burada ailen seninle beraber aynı fikirde olacak, aynı kafada olacak. Bu işi yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Şimdi aile farklı bir şey yönelir de sen bu işe yönelirsen bu iş yürümez. Bu iş yürümez. Ailenle beraber kafan tutkun olacak. Bu işe seve seve yapacaksın. Şimdi sabah kalkıyoruz, dağa geliyoruz. Gözümüz arkada kalmıyor. Ailemiz evimizin işini çekip çeviriyor. Malımızın yemini samanını ayarlıyor. Biz de bunun güdümünü yapıyoruz. Varınca eve beraber tekrar devam ediyoruz. Şöyle yem, saman dökme işine, oluk teknelere. Yemini samanı döküyoruz kışın. Evimize geçiyoruz. Benim yanım sıra benim zorluğum kadar ailemin yaptığı işte zor. Sağıyor, sütünü peynir yapıyor, tereyağı yapıyor. Bunları şimdi aile yapmazsa, hanım yapmazsa ben sadece gütmüş güder gelirim. Fakat geri kalan işi hanım yapamadı mı yolmuyor işte. Şu gördüğünüz taş krom madeni parıl parıl parlıyor. Bu mevkide bu taştan bu mevkide var zaten başka yerde yok. Ağırda yani ağırlığı da var. Eskiden buralar tüm ekiyorduk şu tarlaları. Atılan mesela belli bir yuvarlarda sapı, düveni tahtadan altına şu taşları çakarlardı. Şöyle keskin tarafına harman olarak. Harmanı güzelce
atla sürerlerdi. Üstüne düveni koyduğun zaman düven döndük sıra hayvan at döndük sıra peşinde şu taşların keskin tarafı sapı sapla samanı ayırıyordu deney. Ona bir şey diyorlardı. Ben daha eskiler bilmiyorum. Malak, malama dillerdi yani. Onları daha detaylı bilmiyorum ben. Malamayla samanı ayırıyorlardı, deneyle samanı. O şekilde düven taşı olarak kullanıyorlarmış şu taşı. Bu civarda kullanılır. Bir de başka yerlerde de var. Yani belli bir yerlerde de var, kullanılıyor. O yaşlar nasıl? Ben ne yaşlar? Yanım. Thank you.
Şimdi keçinin oğlağını, erkek oğlağını değerlendiriyoruz, satıyoruz. Dişisini damızlığa koyuyoruz. Sütünden mesela peynir yapıyoruz, tereyağı yapıyoruz ve peyniri mesela hanım sağıyor, ben yardım ya zaten hanım ben yardım etmesem hanım yapamaz. Ben tutacağım, hanım sağacak, ben tutuyorum veya çocuklar tutuyor, benim işim oluyor, çocuklar tutuyor. Tutuyoruz, sağıyoruz. Peynirini mesela kazanlara dolduruyoruz, ısıtıp mesela onun derecesi var. Derecesine kadar ısıtıyoruz, ondan sonra mayasını atıyoruz. Belli bir yarım saat veya 45 dakika bir süre var. O sürede peynir oluşumu gerçekleşiyor. Peynirini keselere süzüyoruz. Torbalarda suyunu alıyor. Ondan sonra tulumlara, isteğe göre bidonlara, tulumlara basıyoruz. Bencahat diye yerde değil. Bencahat diye yerde değil. Şimdi mesela peyniri biz el değmeden organik doğal şekilde yapıyoruz peynirini. Fakat tüketim konusunda marketlere hücum ediyor millet. Marketlerden alıyor. Mesela bilinmeyen peynir. İçinde ne olduğu katkısı olan peynirleri alıyor. Senden almıyor. Millet cebini düşünüyor. Senin yap bizim emeğimizin karşılığı değil yani daha Türkçesi. Emeğimizin karşılığı olsa amenna. Emeğimizin karşılığı değil. Bizimki hakik organik tereyağı, organik peynir. Ama bunu millete anlatamıyoruz. Yani yedikleri yapay iyi geliyor. Bir de içine katkı yapıyorlar. Mesela koyun sütüyle keçi sütünü katıyorlar. Veya koyun sütüyle keçi sütüyle inek sütünü katıyorlar. Mesela %80'i inek sütü, %20'si keçi sütü. Adam diyor keçi peyniri diye satıyor. Onu da yapıyorlar. %80'i koyun sütü, içine %20 keçi sütü katıyor. Keçi sütü diye satıyor. Peyniri diye satıyor. Bir gün şeyde dağda yatıyorum gece. İki tane köpeğim var. Hakiki Kangal. Sivas'tan getirttim de özel. Gece yatıyorum. Yanımdan bir boğazların tasmasından bir zil sesi cıngırt değirdi. Bir daha yok. Kurdu. Bölmüşler. İkiye bölmüşler. Yaklaşmışım. Benim hiç haberim yok. Ben zaten gece yatırken köpeklerime hiç hayatta köpeklerim marke yatağından kafayı kaldırıp da mala bakmışlığım yok. O şekilde garanti benim köpeklerim garantili yatarım. Köpeğim gece yırtsın, yıksın o dağları. Kalkıp da bu köpek niye yürüyormuş demem. Hayatta öyle bir ahlakım yok. Kalkmam da yani. Öyle o şekilde sağlam köpekle yola devam ediyoruz. Köpek olmazsa hayat zor. Köpek olmazsa hayat zor.
Hey! Niye çekmiyor lan? Bize gidiyor. Bu iş bende nokta, son nokta bende. Oğulla çocuklarıma devredemeyeceğim. Çocuklarım bu işe heves etmiyor. Şimdiki nesil alışmış. Daha kolay ekmek, daha kolay ortam, daha kolay yaşam. Büyük şehirlere gidiyorlar. Ben son noktayım. Benden sonra hayat bitti. Bu iş, bu meslek bitti. Bizim de yapma süremiz doluyor. Yapma süremiz doluyor. Şurada 3-5 seneye kadar emeklilik günüm doldu mu bitti. Bu ağaçlar 150 asır, 150 yıllık mı veya 2 asırlık mı daha fazla bilmiyorum tam net ben. Ama bayağı yaşlı bu ağaçlar. Bu ağaçtan belli bir yerde, 2-3 yerde daha var aynı bu şekilde. Buna bizim dilimizde püren diyoruz. Yani başka yerlerde ne deniyor bilmiyorum. Bizim açımızdan, bizim dilimizde püren olarak geçiyor. Çok yaşlı bir ağaç. İnşallah kimse kesen olmaz yani. Şimdiye kadar hem biz koruyoruz, kestirtmiyoruz, hem de bizden sonra da inşallah korurlar. Bir şey yani, bunlar bir tarih eser diyeyim sana, size. Yaptıkları işi severek yapsınlar. Benim tavsiyem. Hani bir işi içimden gelerek yapmadığın zaman zorla güzellik olmaz. Ha, benim açımdan en iyi ekmek köyde. Ne varsa köyde var. Ne varsa köyde var. Ben büyükşehire indiğim zaman aynı sudan çıkmış balık gibi hissediyorum kendimi. Nefes alamıyorum büyükşehire indiğim zaman. Binde bir, yani binde bir de haftadan haftaya bizim hani ihtiyacımız oluyor. Ereğli'ye iniyoruz. İnan Ereğli'ye işimi görür görmez girsin girsin çıkıyorum köye. Köyde nefes alıyorum yani. Bu şekilde. Yani benim açımdan ne varsa köyde var. Hayat köyde. Hayat köyde.